بسم الله الرحمن الرحيم. Ey iman edenler! O şanı yüce olan Allah'tan korkarsanız, takva yolunu tutarsanız, itaat eder de isyan etmezseniz, O size iyiyi kötüden ayırt edebilen bir feraset verir ve sizin günahlarınızı örter. Sizi bağışlar, mağfiret eder. Yüce Allah çok büyük bir lütuf sahibidir. Lütfuna nihayet yoktur çünkü Vallahu zül fazlil azim buyurdu. Ve yemkuru bike allazine keferru li yusbituke ve yaktuluk ve yaktuluk وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Hani bir zaman o kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı ey şanlı Muhammed Mustafa. Onlar tuzak kurarlarken Yüce Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Yüce Allah, tuzak kuranların en iyisini kurar. Yani Yüce Allah tuzakların en iyisini kurar. Ve düşmanın tuzaklarını boşa çıkardığı gibi o tuzaklarda
onları nasıl tutturacağını da bilir. Kendi kazdıkları kuyuların içine nasıl düşüreceğini de bilir. Çünkü o her şeye kadirdir. Vallahu hayrul makirindir. Allah, yüce Allah hayrul makirindir. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ galû qad semi'nâ lev neşâ. قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا Onlara ayetlerimiz okunacağı zaman artık işittik. İstesek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu eskilerin efsanelerinden başka bir şey değil diyorlardı. İşte kafir, imansız, kezzaplar böyle diyorlardı. Ve izin Allahümme in kâne zâhüvel hak in kâne zâhüvel hak min antike fe emtir min عندِكَ فَامْطَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَامْطَرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Bir zamanda ey Allah, eğer bu senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise durma üzerimize gökten taşlar yağdır veya bize daha acıklı bir azap ver demişlerdi. İşte gavur aklını görüyor musunuz? İşte gavur aklı budur, durduğu evi yakanlardan, kendini cehennemin dibine atanlardan başka bir zihniyet taşımıyorlar. Gavur aklı böyledir. Allah'a böyle yalvarıyorlar. Allah o anda dediklerini yapsaydı gavurlar yok olurdu. Fakat onlara iman edecek kadar bir zaman vermektedir. İmtihan müddetini ellerinden almıyor. İman edecek kadar, imtihan olacak kadar onlara bir zaman, bir mühlet, müddet tanıyor. İşte gavur böyle Allah'a, Allah'tan belasını istiyor. Ve mâ kânallâhu liyuazzibahum ve entefihim
Cenab-ı Hak niçin onları o anda cezalandırmadığının, bakın, sırlarını da açıklıyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Oysa sen diyor, ey şanlı Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen onların içlerinde iken Allah onlara azap edecek değil idi. Tövbe ettikleri durumlarda da Allah onlara azap edecek değil. Bakın Cenab-ı Hak insanoğluna kurtuluş kapılarını gösteriyor. Hazreti Muhammed insanların arasında olduğu müddetçe onun getirdiği yüce değerlere iman edip de tövbe istiğfar ettikçe Allah insanları helak etmiyor. Ey dünya, Müslüman olun, imana gelin. Topluca tövbe istiğfar edin. Evrensel bir tövbe istiğfar, milli bir tövbe istiğfar gerekiyor dünyada. Müslüman olun, kurtulun. İstiğfar edin, kurtulun. Hazreti Muhammed'e tabi olun, kurtulun. Yoksa bunun başka türlüsünü ararsanız bulamazsınız. Helak olmayı da kurtuluş sanmayın. Cehennemi de cennet zannetmeyin. Yolunuz yanlıştır. İslamsız kişinin doğru cehenneme gideceğini herkes bilmelidir. Cennetin asil sebebi ve Cenab-ı Hakk'ın vesile olarak kulunu cennete almasının asil olarak sebebi iman ve ameli salih ile iyi bir Müslüman olmaktır. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء فَرَأَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا Şimdi ise müminleri mescidi haramdan men ederlerken Yüce Allah kendilerine niye azap etmesin? Oysa onun hizmetine ehil de değiller. Onun hizmetine ehil olanlar ancak Allah'tan korkanlar, iman edip Müslüman olan takva yolunda
Allah'a itaat eden isyan etmeyenlerdir. Fakat çokları bilmezler. Ve mâ kâne salâtum âdel beyti illâ. عند البيت المكان والتصدية فذوق العذاب بما كنت tekfirun. Onların Kabe'nin huzurundaki namazları ise ıslık çalıp el çırpmaktan başka bir şey değil. O halde inkar ve nankörlüğünüzden dolayı tadın azabı diyor Cenab-ı Hak. Kafasına göre insanlar şu da ibadet, bu da ibadet diyenlere bu ayet-i kerime cevap veriyor. İşte putperestler de Kabe-i Şerif'te ıslık çalıyorlar, el çırpıyorlardı. Bunu da onlar namaz kabul ediyorlardı. Buna namaz diyorlardı. Birileri de şimdi kafasına göre uydurmuş, bir şeyler yapıyor, uydurukça bid'atlar almış yürümüş. Bunun adını tarikat koyuyor. İslam'ın başka yorumudur diyor, şu yorumudur, bu yorumudur diyor. Bu sapıklığına kılıf uyduruyor. Bunların hepsi hiçbir işe yaramazlar. Allahu Teala bunlara fezûkul azab, azabı tadın dedi. Bima küntüm tekfurun. Siz gerçek namazları, gerçek ibadetleri, Peygamberimizin uyguladıklarını bırakıp, kendi kafanıza göre uydurduklarınızı, eğer siz ibadet sayıyorsanız bu küfürdür. Onun için bu küfür, İslam dinini sen başka türlü yorumlayamazsın. Hakikat ortada. Hazreti Muhammed'in uygulamaları ortada aleyhissalatü vesselam. Müştehid alimler de onu koruyarak bugüne kadar geldiler. Delillerle. Sen kendi kafana göre uydurduklarını ibadet zannetme. Bunlar sapıklıktır. Gerçeği kabul etmemek kafirliktir. Kafirler ebedi yülebet cehennemde kalırlar. İşte onlara fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurun buyurdu Cenab-ı Hak. İnnellezîne keferû yunfigûne emvâlehum yasuddu an sabilillah feseyunfigunha thumma tekunu aleyhim hasran ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا جهنم
تُحْشَرُونَ Şüphesiz Yüce Allah yolundan men etmek için mallarını harcayanlar. Yani millet Müslüman olmasın diye varını yoğunu imansızlar İslam'ın yolunu kesmeye harcayanlar var ya, sonra bu kendilerine yürek acısı olarak ve sonunda mağlup olacaklar, inkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edileceklerdir. Sen İslam'ın yolunu kesmeye bütün servetini dünyalara harcasan, Allah'ın hidayet ettiğinin önüne geçemezsin. O hidayet ederse onu sapıtacak yoktur. O da sapıtırsa ona da hidayet edecek yoktur. Bunu da unutma. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُنَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ Böylelikle Yüce Allah pisi temizden ayırsın ve pis kısmı birbirinin üzerine bindirip yığarak hepsini cehenneme doldursun. İşte bunlar o hüsran içinde kalanlardır. Bütün ehli küfür cehennemi üst üste dolduracaklardır. Bütün küfrün, batılın hepsi, habislerin hepsi böyledir. Üst üste bindiriyor, üst üste yığıyor. Feyerkümehu cemi'a buyurdu. Nerede? Feyecealehu fi cehennem buyurdu. Ülâike hümül hâsirûn buyurdu. Kul lillezîne keferû in yentehû yuğfer lehum مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ O inkar edenlere de ki, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır, küfürlerinden vazgeçsinler, imana gelip Müslüman olsunlar, günahları bağışlanır. Yok yine isyana dönerlerse, kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan
ilahi kanun geçmişti. Artık onu beklesinler. Başlarına gelecek ki geleceği beklesinler diyor. Fekad-i mezat sünnetül evvelin buyurdu. Ve katilühüm hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu kulluhu lillah. فَإِنْ تَهَمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ey dünya Müslümanları! Allah'ın emrinde birleşin, bu ayetin hükmünü de yerine getirin. Bütün Kur'an'ın ayetlerinde olduğu gibi. Sizde ortalıkta bir fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla cihad edin. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah yaptıklarını görmektedir. فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ buyurdu. Bütün dünyada, bütün Müslümanlar, öncelikle dünyanın kurtuluşu, bu ayeti kerimenin hükmünün yerine getirilmesiyle mümkündür. Dünyaya sulh ve barış böyle gelir, adalet gelir, hukukun üstünlüğü gelir, artık yükseliş ilerlemenin hepsi gelir. O zaman dünyada fitne kalmaz. Çünkü alemler Allah'ındır. Din de Allah'ındır. O da İslam'dır. Ve yekûnet dînü kulluhu lillah. Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar diyor. Dikkat et. Çünkü uydurukça dinler, inançlar, safsatalar, hurafeler, bid'atlar, bunların hiçbiri din değildir. Din delillerle ortaya konan yüce İslam'dır. İslam'ın delilleri Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet icma kıyastır. Bunlar asli delillerdir. Fer'i deliller de bunlara dayanır. Bunlara ters düşmez. Onun için delillerle bozulma şansı olmayan, geçmişi yenileyen, geleceğin bütün değerleri içinde bulunan, şanlı Kur'an'ı, nurlu İslam'ı, Hazreti Muhammed'i dünya iyi anlamalıdır. Sımsıkı İslam'a sarılmalıdır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olmalıdır bu iş. Öncelikle ilmel yakin, yüce İslam dünyaya tanıtılmalıdır. Dünya bu dersini İslam'dan almalıdır. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
فَعَلَمُ اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Yok vazgeçmezlerse artık bilin ki Yüce Allah sizin sahibiniz, Mevlanızdır. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır, ne güzel Nasir'dir. Ey Müslüman, bunu unutma. Senin Mevlan Yüce Allah'tır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir, hiç unutma. Dilinden, gönlünden bırakma. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Ufraneke Rabbena ve ileykel masir. Bunlara da devam eyle. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim. Bunu da tekrar tekrar içeriğini anlayarak zikreyle, kıraateyle. Şanlı Kur'an'ı baştan sona anlamaya gayret eyle. Ve alemin فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bilmiş olun ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri muhakkak Yüce Allah'a, Peygamber'e ve ona yakınlığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Eğer siz Allah'a iman etmiş ve hak ile batılın ayrıldığı gün, o iki topluluğun çarpıştığı gün, kulumuza iman etmiş iseniz, bunu böyle bilin. Yüce Allah her şeye kadirdir. اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الله أكبر. O gün siz vadinin beri yamacında, onlar da öteki yamacındaydı. Süvarileri ise sizden daha aşağıdaydı. Öyle ki eğer onlarla sözleşmiş olsaydınız, mutlaka sözleştiğiniz zaman da böyle buluşamazdınız. Fakat Yüce Allah takdir edilen bir işi yerine getirmek, helak olanın apaçık bir delil ile helak olması, yaşayanın da apaçık bir delil ile yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Yüce Allah elbette en iyi işitendir, her şeyi işitendir, en iyi bilendir, her şeyi bilendir. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, işte savaş meydanlarındaki durumları Cenab-ı Hak bildiriyor. Savaş meydanında da emre muhalefet asla yapmayınız. Emre itaat ediniz. İşte Peygamber Efendimiz'e eğer ki Uhud'de ve bazı yerlerde olduğu gibi muhalefet edilmeseydi daha da açık seçik zafer her zaman olduğu gibi Müslümanların olacaktır. Ve İslam'ın zaferi demek insanlık aleminin kurtuluşu demektir. Çünkü Yüce İslam bütün insanlığı merhametiyle kucaklar, adaletiyle kuşatır. Ve İnanmayanları dahi zimmetinde korur.
اِذَا يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ الله سلم إنه عليم بذات الصدور O zaman Yüce Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, korkacaktınız ve idare etmekte anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Yüce Allah selamete bağladı. Çünkü O bütün kalplerin özünü bilir. Kalplerdeki bütün sırları bilir. Düşmanı korkutuyor, Müslümanın içine cesaret veriyor. Düşmanı Müslümanın gözünde az gösteriyor. Düşmanın kalbine korku salıyor. Allah her şeye kadir. Gökten ordular indiriyor, melek orduları. Dilediği gibi müminlere yardım ediyor. Ey mümin Müslüman, bütün zafer, yardım, başarı hep ondandır. İyi biliyorsun ama daha da iyi bil. Ve yürekunum تَغَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُغَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُغَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ Karşılaştığınız anda Yüce Allah yapılması gereken işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinizde azaltıyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Öyle ya, bütün işler Allah'a döndürülür. Cenab-ı Hak gavura da bakın, öyle yapıyor ama hakkından gelineceklerin de hakkından gelmeyi biliyor. Cenab-ı Hak
alemi İslam'a bir kalp olmayı, bir bütün olmayı, Allah'ın emrinde hep beraber bir bütün olarak lebbeyk demeyi ve maddi manevi bütün güçlerini birleştirip Allah'ın rızasına, yardımına mazhar olmayı, yeniden Yüce İslam'ın dünyaya hakim olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Vaf'u anna ve'afir lena ve'rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin diye yalvarıyoruz. Amin, 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 amin.